Merhabalar arkadaşlar, ben Ferhat Erdoğan. LGS 2021 model sorularını, aralık sorularını, örnek sorularını çözeceğiz beraber arkadaşlar. Hazır mıyız? Örnek sorular arkadaşlar. Matematik örnek soruları diye başlayalım. Arkadaşlar sorular uzun gördüğünüz gibi ama çözümleri çok kolay. Rahat olun ve izleyin. 50 katlı bir iş yerinde 2'den 10'a kadar numaralandırılmış 9 tane asansör var. 2'den başlıyormuş arkadaşlar. Gördünüz mü? Evet. Bu asansörlerin her biri zemin kat hariç kat numarası asansör numarası pozitif tam sayı katı olan katlarda durmamaktadır. Dikkat edin arkadaşlar. Durmamaktadır. Örnek vermiş. 9 numaralı asansör kat numarası 9, 18, 27, 36 ve 45 olan katlarda durmuyormuş. Evet. Onur ve Erdem bu iş yerinin farklı katlarında çalışmaktadırlar. Onur'un çalıştığı katta duran asansörün sayısı Erdem'in çalıştığı katta duran asansörün sayısından daha fazladır. Erdem'in çalıştığı katın kat numarası 30 olduğuna göre Onur'un çalıştığı katın kat numarası aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor arkadaşlar. Şimdi beraber bakalım arkadaşlar. Şimdi kat numarası Onur'un çalıştığı katın kat numarası hangisi olabilir diyor. Ama neymiş şurası? Erdem'in çalıştığı katın kat numarası 30 olduğuna göre. 30'u bulalım arkadaşlar. 30 nerede? 30 hangi katlarda durmuyor? 30'u şuraya yazalım. 30. Başlıyorum arkadaşlar soru çözümüne. 2 numaralı kat durmayacak. 2. Söyle arkadaşım. 3. Söyle arkadaşım. 5 söyle arkadaşım 6 söyle arkadaşım bir de 10 oldu. Bu asansörler burada durmayacak. 2 3 5 6 ve 10. Bunlar çünkü çarpanlara. Gördünüz mü arkadaşlar? Peki şuradan bakalım. Bununki 5'miş. Ha bunlar durmayacaklar. Duranları yapalım o zaman. Duranlar kim durur o zaman? 4 1 4 duracak. Başka 7 duracak. 8 duracak. 9 duracak. 4 tane duran asansör varmış arkadaşlar. 4 tane duran asansör varmış. 48 yapalım hemence. Söyleyen arkadaşlar 48'i. Hocam 2 asansör durur. 3'lü asansör durur. 4'lü asansör durur. 6'lı asansör durur. Söyleyin arkadaşlar. 8 durur. 12 durur. 12 yok arkadaşım. Evet. 2, 3, 4, 6, 8 asansör orada duracak. Peki durmayanlar kim? Bunlar duran durmayanlar. 2'nin yani 48'i bölen sayıda durmayacak diyor. O zaman ne olur? 5 söyle dostum 7 9, 10 evet 5, 7, 9, 10 asansör 48'de durur ve ikisi de aynı. İkisi de 4 asansörlü arkadaşlar. 42'ye geldi. 42 yapalım. Hocam 2 durur. 2 durmayacak. 3 durmayacak. 6 durmayacak. 7 durmayacak. Başka? 2, 3, 6, 7 durmayacak bu asansörde. Duranlar o zaman. Hocam 4 durur. Hocam 5 durur. Hocam 8 durur. Hocam 9 durur. Hocam 10 durur. Evet arkadaşlar. Ne diyorsun? Erdem'in çalıştığı katın kat numarası 30 olduğuna göre Onur'un çalıştığı katın kat numarası aşağı hangisi olabilirdi? Daha fazla diyordu arkadaşlar. Katta duran asansör sayısı daha fazlaymış. O zaman cevap fazla olduğunu diğerlerine bakmaya gerek yok arkadaşlar. Evet geldik diğer sorumuza. Aşağıda her bir bölümü dikdörtgen şeklinde olan dikdörtgen biçimindeki bir iş yerine ait kat planı verilmiştir. Bakın arkadaşlar. Bu kat planı üzerinde bazı bölümlerin alanları gösterilmiştir. Burası 24, 21, 30, 35. Bu iş yerindeki dikdörtgen biçimindeki bölümlerin her birinin kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayıdır. Buna göre planda alanları verilmeyen arşiv ve mutfak bölümlerin toplamları nedir diye alanlarını istiyor bizden arkadaşlar. Bu tip soruları çözerken arkadaşlar şunları ortaklarını vereceğiz. Şunların ortaklarını vereceğiz. Beraber verelim. 30 ile 35'in ortağı hocam 5 metre. Burası ne arkadaşlar?
Şuraya yazayım 5. Siyah olduğu için belli olmadı. Tamam yapalım. O zaman burası 6. Şurası 6 oldu. Hocam burası ne oldu o zaman? 7 oldu. 5 kere 6 30. 5 kere 7 35. Evet. Şurası 32'ymiş. Şurayı da bulalım. Hocam burası kaç olur? İkisini ortak eden 3 olur. Evet arkadaşlar. Gördünüz mü? Hocam burası 8 olur. 3 kere 8 24. Hocam burası da 7 olur. Anlaşıldı mı? O zaman 7, 8 daha 15. O zaman burası ne olur şu ara? 1 olur. Şu ara 1 oldu arkadaşlar. 8, 9, 16. O zaman şurası ne oldu? 2 oldu şu uzunluk. Evet arkadaşlar. Şurasının 16 olduğunu gördüm. 30 da burası 6 idi. 7 idi. 6, 7 daha 13. O zaman burası ne oldu? 3 oldu. 3 kere 5, 15 burası. 3 kere 1, 3 de burası. 3, 15 daha 18 cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Evet, 2 sorumuzu geride bıraktık. Evet, şimdi diğer sorumuza geldik. Arkadaşlar sorular gözlerinizi korkutmasın, çok kolay. Ben şimdi sadece 1'e ve kendisine bölünebilen asal sayıyı tanımlamış, aralarında asal sayıyı tanımlamış, 2 raflı bir dolabın her rafına 20 tane klasör konup, evet arkadaşlar 20 tane klasör konup, her klasörü aşağıdaki gibi birer etiket numarası verilmiştir. Mesela aralarında asal sayılar ortak böleni 1 olan sayılar, asal sayılar da kendisini ve 1 bölecek. Kendisini bölen sayı 1 ve kendisi olan sayılar asal sayılar denir. Evet geldim ben şuraya. Ece ve Melis bu dolaptan birer tane klasör almışlardır. Aldıkları bu klasörlerin etiket numaraları 2 tane asal çarpanı, bakın arkadaşlar. 2 tane asal çarpanı mesela 6, 2 ile 3. 15, 3 ile 5. Bu tip sayılar olacak. Aralarında asal oval sayılardır. Mesela örnek ben kendim vereyim arkadaşlar. Buradan 6'yı aldıysam diğerinden ne alacağım? Ben dikkat edin. Neyi alayım arkadaşlar? 35 alayım. Bak, 2 ile 3 aldım. 2 ile 3. 3 ile 5 ile 7. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu tip sayılar olacak. Aralarında asal ve asal çarpanlar 2 tane olacak. Başlıyorum arkadaşlar. Buna göre bu 2 klasörün etiket numaraları arasındaki fark en çok kaçtır diyor. 50 yazsam 2 ile 5. Olur. Sıkıntı değil. 50'yi aldım. En 11 olmaz. 2 tane de 1 tane. 12 olursa 2 ile 3 olur. Ama ortak aralarında asal da eledim. 13 1 tane eledim. 50, 14 ortak aralarında asal 2. 15, 5 geçiyorum. 16 geçiyorum. Çiftleri geçiyorum. 17 1 tane. 18 2'ye bölünüyor. 19 aşağı doğru iniyor arkadaşlar. Bu olmadı. 50'den 19 çağırsam 31 daha 20 desem 20 de oluyor. Bu gittikçe gidiyor arkadaşlar. Olmadı. 49 alamam. 48'e geldim. 48 alırsam 2 ile ne var arkadaşlar? 3 var. Geldim. Bu olamaz. 11 olamaz. 2 ile 3 olamaz. Aralarında asal olacak. 13 olamaz. 14 olamaz. 15 evet olamaz. 3 ortak ikisinde de. 16 olamaz. Tek asalı var arkadaşlar. 17 olamaz. 18 2, 3 ile 9 var. Olamaz. 19. Oo, bu da bayağı bir indi aşağı doğru. Olmadı arkadaşlar. 47. Zaten 46'ya geldim. 46 hangisi arkadaşlar? 2 ile 23 var. Evet. O zaman ben 2 olmayan 12 almayacağım. Almayacağım. 13 almayacağım. 14'ü almayacağım. 14'ü almayacağım arkadaşlar. Evet. 15'i alabilirim arkadaşlar. Çünkü 2 ile 23. Burası da 3 ile 5. O zaman 46'dan 15 çıkarsa 31 cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Anlaşıldı mı? A ve B marka ayçiçek yağları sadece aşağıda verilen şişeler içerisinde satılmaktadır diyor. Bu markette ayçiçek yağlarının birer şişeleri TL cinsinde satış fiyatları birbirine eşit tam sayılardır diyor. Bu marketin 05-10-2020 tarihinde A marka ayçiçek yağı satışında elde ettiği gelir 252. B marka ayçiçek yağı satışından elde ettiği gelir ise 198 liradır diyor arkadaşlar. Bu markette satılan B marka ayçiçek yağı miktarı A marka ayçiçek yağı miktarından en az kaç TL fazladır diyor arkadaşlar. Fiyatlarının 252 ve 198'e bölen en büyük sayı olması lazım.
O zaman EBOB diyorum. EBOB'unu alıyorum arkadaşlar. 252 ve 198. Alalım beraber. 252, 198. Geldim buraya arkadaşlar. Hocam 252 ve 198'i 2'ye böldüm. Burası 152, 125, 126 oldu. Evet, burası kaç olur? 60. Yok ya, ne 60'ı? 99 mu oldu? Evet, 99 oldu. 3'e böldüm. 12, 4, 43 oldu. Doğru değil mi arkadaşlar? 42 oldu pardon. 42 oldu. 33 oldu. 3'e bir daha böldüm arkadaşlar. Ne oldu? 20 kaç olur? 14 olur. 3'e böldüm, 11. Başka da orta böleni yok. O zaman bunlar neymiş arkadaşlar? 18 taneymiş. Evet arkadaşlar. Bundan 14 tane satılmış. Bundan 14 tane satılmış. Bundan kaç tane satılmış? 11 tane satılmış. Evet, aslında bundan yaparsam arkadaşlar, bundan 22 litre satılmış. 2 ile çarparsam, çünkü burası 2 litreydi. Bundan 22 litre satılmış. 14,5'una çarparsam, 14 çarpı 1,5 dersem, 14 çarpı 1,5. Uf. Kaç olur? 20 elde var. 2, 7, 4, 1, 0, 11 elde var. 1, 21. Bakın arkadaşlar, şunu çarptığım zaman bundan 21 litre satılmış. Bundan 22 litre satılmış. Burada. Çünkü bu satılan fiyat, satış fiyatları eşit olduğuna göre satış fiyatları 6, 18 liraymış. 18'i 252, 18'e böldüm. Kaç geldi? 14 tane satılmış. 298'i 18'e böldüm. 22 tane satılmış. Bundan da çarparsan 22 litre satılmış. Arkadaşlar cevabımız 1 litre geliyor arkadaşlar. Kolay bir soruydu. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar, sorularınız çok çok kolay. Sadece 1'e ve kendisine bölünebilen birden büyük doğal sayılara asal sayılar denir. 2, 3, 5 gibi sayılar. Canan öğretmen Eylül ayı boyunca tüm derslerin EBOB canlı sınıf uygulaması üzerinden hafta içi yapmıştır. Aşağıdaki Eylül ayına ait takvim yaprağı verilmiş. Bana hafta içi çizdiniz mi? Hemen burayı çizin arkadaşlar. Canan öğretmenin bir günde yaptığı ders sayısı o günün tarihine karşılık gelen doğal sayının asal çarpan sayısına eşittir. Aha. 2, 1, 3, 1, 4, 1, 4'ün bir tane var. 11, 1, 10, 2 ile 5, 2, 9, 3'ün karesi, 1, 8, 2'nin küpü, 1, 7, 1, 2 çarpı 7, 2, 3 çarpı 5, 2, bu 2 üzeri 4, 1, 17 asal, 1, 18, 3 çarpı, yani 2 çarpı 9, 2, 25, 1, 24, 2 çarpı, yani 3 çarpı 8'den 2 tane gelir arkadaşlar. 23 asal, 22, 2 çarpı 11, 2 tane asalı var. 3 çarpı 7, 2 tane asalı var. 2 çarpı 7, 2 tane asalı var. 29, 1, 30, 2. Toplayalım arkadaşlar. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 21, 23, 25, 27, 29, 31 tane gelir arkadaşlar. Geçmiş olsun. Kaç ders yapmış? 31 tane yapmış. Evet, yine geldik şu kolay bir soruya arkadaşlar. Hemen şurayı şöyle yapalım. Birden başka ortak çarpanı olmayan iki doğal sayı aralarında asal sayılar denir. Artık asal sayıları öğrendik. Bir yayın uzama miktarı kendisi de 25. Kendisi 35 santim uzatmış. 45'i astığımda o zaman dikkat edin arkadaşlar, 20 uzamış. Bunun ağırlığı ne olur? 20. Çünkü yaylarla ağırlıkta doğru orantılıdır. Bunun ağırlığı 20 olur. Bakın. 25 yayın kendi uzunluğu vardı ağırlığından dolayı. 45'ten 25 çıkartırsam 20 oldu mu? Evet. Bununla asal olacak arkadaşlar. Ama burası ne olacak? Dikkat edin, 35'ten çıkaracağım. Buraya dikkat edin. Buradaki ağırlığı, buraya ben y dersem, y eksi 35 olacak arkadaşlar. Dikkat edin.
Yani ara nasıl olacak? 60 desem 60'tan 35 çıkarsa 25 aralarında asal değil. Git eledim. 61 desem 61'den 35 çıkarsa 11'den 5 çıktı. 6 çift geldi arkadaşlar. Devam edelim. 26 çift ikiye bölündüğü için bu da olmadı. 65 eksi 35. 65'ten 35 çıkarsa 30. İkisi de 10'a bölünüyor. Olmadı. 68 eksi 35 geliyor. Herhalde sorumuz cevap bu olacak büyük ihtimalle. 8'den 5 çıkarsa 3. Evet arkadaşlar. 6'dan 3 çıkarsa 3. 33. 3 ile 11. 2 ile 4. 4 ile 5. Yani evet arkadaşlar cevabınız aralarında asal oldu. Görüyorsunuz arkadaşlar anlatmaya gerek yok. Çok kolay sorular. Bir dükkanda eşit uzunlukta iki rafa lastik ve jantlar aşağıdaki gibi aralarında boşluk bırakılmadan dizilmiştir. Bu raflara dizilen lastiklerin her birinin çapı 90 santim. Jantların her birinin ise çapı 60 santim. O zaman anlatmıştım 60 ile 90'a bölünebilen en küçük sayıyı bulalım arkadaşlar. Ebo bunu alacaksınız. Ekip alacaksınız. 90 ile 60'a bölünebilen en küçük sayı. Hemen şurada göstereyim. Hatta şu altında göstereyim. 90 ile 60'a gösterilen en küçük şey. 10'a böldüm. 9 artı 3'e böldüm. 3, 2, 3'e böldüm. 1, 2, 2'ye böldüm. 1. 30, 90, 180. Zaten ben biliyorum. Şu uzunluk neymiş? Bunların birleştiği şöyle aynı uzunluk 180 santimmiş. Devam ediyorum. Rafların uzunluğu 10 metreden az olduğuna göre bu santimdi. Hemen burayı 10 metreyi santime çevirelim. 1000 santim yapar mı? O zaman arkadaşlar 180'in katı olan 1000'e yakın 180'in katı olan bir sayı istiyor bizden. 180'in katını bulalım hemence arkadaşlar. 4 katı 720 yapar. 5 katı 900 yapar. Evet arkadaşlar 5 katı neymiş? 180'in 5 katı 900 yaptı. En yakın bu. Raflara dizilmiş olan lastik sayısı ile jant sayısına göre. O zaman 900 santime kaç tane jant dikerim ben arkadaşlar? 900'ü 90'a bölerseniz 10 tane 90'a böldüm. 10 tane lastik. 900'ü 60'a böldüm. Kaç tane geldi? 15 tane jant. 15'ten 10 çıkarsa jant sayısı arasında fark kaç oluyormuş? 5 oluyormuş arkadaşlar. Evet geldim. Şu